bu yumurta hakikaten çift sarılımı, tek sarılımı şimdi göreceğiz. Buyurun. Buyurun. Sen nereye bastın bir göstersene. Ey yavrum, bana sosyete diyene kadar sen bir bastığın yere dikkat et. Jack. Çift sarılımıymış bari bastıkları. Şimdi ekranlarda izlerken mesela bazı şeyleri kırıyorlar, gösteriyorlar ve çöpe atıyorlar. Biz program gereği bu tür şeylere karşıyız. Hiçbir şeyin telef edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. İsrafa paydos. Dolayısıyla bunu tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca yumurtanın sese iyi geldiği söylenir. Onu da deneyeceğiz. Tuz mu atalım? Tuzu nereden bulacağız, atacağız diye. Yumurta içtikten sonra ne oluyor? Onu size söyleyeyim. İki keklik bir kalede ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Aman aman. Valla yumurta hakikaten iyi geliyormuş be, yumurta seslere. Dedem kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Nasılsın? Şükür Allah'a, çok şükür. Bunları alıp mı satıyorsun? Kendim kesiyorum tabakla. Kendim alıp kendim satıyorum. Büyük parça süngeri alıp kesip satıyorsun. Bunlar nerede kullanılır süngerler? Kablarda, pençelerde. İzolasyon olarak, evet, böyle soğuk girmesin diye. Soğuk girmesin diye. Yaş kaç yaş? 76. İsmin? Hüseyin Özcan Afyonlu. Hüseyin amca 76 yaşında. Büyük süngerleri alıyor. Kendi elleriyle onları kapılara, pencerelere kullanılacak hale getiriyor. 76 yaşında bu soğukta, karda, kışta, kıyamette her Allah'ın günü çıkıyor ve ekmeğini arıyor. Kaç çocuk var? Oho, sorma. Sen de kusura bakma, fabrika gibi yapmışsın. Gelen yok, bayramda bile gelmezdi elim öpmeye. Niye gelmiyorlar? Bilmiyorum. İnsanlar git kötüye gidiyor. Kavga mı ettiniz? Ne oldu? Niye hiç görüşmüyorsunuz? Hiç kavga etmedim. Hiç. Allah'a çok şükür. Dargınım da yok. Gelmiyorlar, bakmıyorlar işte. Hayırsızlar mı? Hayırsızlar. Nerede oturuyorlar? Hepsi buradalar. Gidip gelmiyorlar sana? Gelmezler. Kimse geliyor. İki kızıma, iki kızdan bakalım. Diğerleri gelmiyor. Ya, oğlanlar gelmiyor peki. Oğlanlar... Önümüz bayram. Babadır. Diğerini öpün be amcanın. Anneciğim nasılsınız? Kız televizyona çıkarsın, konu komşu görür, bakarlar. Görürüm ben sen televizyon her zaman ben sen. O ne be? O ne be? O ne be? Hakiki? Manda kayma, Manda kayma. Ayşe Bacı'dan. Geçeyim aranıza. Kimden efendim? Ayşe Bacı köyünden. Ayşe Bacı köyü. Evet. Ayşe Bacı siz mi oluyorsunuz? Hayır. Köyümüzün adı Ayşe Bacı. Köyümüzün adı Ayşe Bacı. Köyün adı Ayşe Bacı. Anladım. Anladım. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Bunları evvela mandayı savuyoruz, sıkıyoruz. Sütünü güzelce 100 derecede kayna diyoruz. Pişiriyoruz, kapıyoruz bunu selelerle. Bunu ertesi akşamüstü açıyoruz. Akşamleyin soğuduktan sonra bunu buzdolabına koyuyoruz. Ertesi günü buzdolabından sabah çıkarınca kesiyoruz. Tabaklarımıza sütün üstünden aldığımız geldiğimiz kaymak budur. Balıkesir kaymağı budur, süt kaymağımız. Bir de hani biz kaymak deyince akla afyon gelir hani. Afyon diye biliyoruz biz. Bu Balıkesir'in kaymağı. Başka çeşit o. Gene o da mandadan olan bir şey ama. Yani afyon kaymağı da, Balıkesir kaymağı da mandadan oluyor. Mandadan oluyor, evet. Hangisi daha güzel? Kimse yoğurdum ekşi diyemez ama. Balıkesir kaymağı daha üstündür. Sebep efendim? Daha güzeldir, kalını güzel, tadı güzeldir. Unlar incedir, böyle görüntüsü yoktur. Daha güzeldir, lezzetçe. Bizim kaymağımız daha yakışıklı mı diyorsunuz? Hem yakışıklı hem güzeldir. Peki diğer kaymakla manda kaymağı arasında ne fark var? Lezzet farkı var. Manda kaymağı daha mı lezzetli? Daha lezzetli. Buraya gelen şoförler, yiyenler söylüyorlar. Bunlar afyon yediğimiz kaymak Balıkesir kaymağını tutmuyor diyorlar. Biz yemedik ama onlar söylüyorlar bize, yiyenler. Şoförler diyor bunu. Şoförler diyor. Ya böyle konuşmayın. Bundan sonra Balıkesir'den gelen kamyon şoförlerini afyondan içeri sokmazlar ya. Kaymağı
Kaç ekmek yapıyorsunuz böyle bir günde? 500 tane. 500 tane? Evet. Sen ekmek fabrikasısın annem ya. O nasıl bir makinedir öyle? Göster bakayım şu makinaları bir. Uzat bakalım makinaları. Üç çuval yiyor makine. Üç çuval yiyor. Bir uzat bakalım makinaları bir görelim. Ha. Kocaman makinayı. İşten hamuru çıkarıyoruz. Seriz. Kendimi seriz. Fırına kendim koyayım ben bunları. Köy ekmeğiyle bu bizim fırınlardan aldığımız ekmeğin farkı nedir? Oğlum bunun ev mayası bu. Şu bak şunu içinden kahve huy sizi bunu özel kendime yemeği yaptım ben. Sen de sarsıtı su yemekten. Sen kendine yemeği mi yaptın? Bunu aynı bu hamurdan bunu yeme özel. İçine karafil, ne koydun? Karafil bununla. Karanfil. Bunun adı yok karafil. Bunu ben özel kendime yemeği yaptım. Ne kadar dayanır? Bir de bu çok dayanır değil mi? 15 gün garanti vereyim. 15 gün? 15 gün garanti vereyim. Attın buzdolabına? Atma. Attım dedim. Bir ay dayı. Ne bir ayı? Bir yıl dayanır bu biliyor musun? Bir yıl dayanır yani. O ne be? O ne be? Siz tabii o ne be derken bu tepside muazzam görünen tatlıdan bahsettiğimi zannediyorsunuz ama değil. Benim o ne beden kasıt işte tomarla para verip çekyat alıyorsunuz. Efendime söyleyeyim koltuk oturma takımları alıyorsunuz ama hiçbir tanesi şu koltuk takımı kadar rahat değildir. Yat oğlum yat. Nasılsın annem? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İsmini bağışla. Mürvet. Mürvet. Şu koltuk şeyi de bir kabartayım da koltuğumu da bir kabartayım şöyle. Oh. Kabarmış değil mi? Maşallah koltuk iyi yani. İyidir sağlam. Gabardin mi? Evet. Acık da şefkat olaydı diyorum böyle. Şefkat olaydı diyorum acıkın. Güzel oğlum. Çok çok kısa bir ara sonra bu tatlının tarifini alacağız. Hakikaten kısa bir ara. Tamam çocuk. Şefkat'e ara vermiyorum. Ama lütfen. Mır. 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 Garga garga kalk dedi, çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala, bu garga ne bu dala. Oh 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 ne ne. Uyudu koça bebek artık. Öldü ya. Çocuğumu ben neden öyle ses yaptınız? Rüya gördün mü? Kabus gördüm. Allah, nasıl kabus oldu? Gördüm Mürvet annem. Koca hayır bir ola. Tepsiyi ağzıma tıkmaya çalışıyorlardı. Böyle seni kucağında dalmışım. Evet. Sağ tarafımda da koca bir tepsi var. O tepside tatlı var. İçinin demdim böyle bana avuç avuç alıp zorla ağzıma yedirmeye çalışıyorlardı. Aman! Çok güzel tatlı oğlum. Çok. Annem doğruymuş be. Kabus. Ne tatlısı bu? Dikme tatlısı. Dikme tatlısı mı? Evet. Terziler mi yapıyor bunu? Bizim gibi hanımlar yapıyor. Nasıl yani sizin gibi hanımlar? Affedersin zayıf hanımlar yapamaz. tatlı yapa yapa bak yiye yiye bu hale geldik. Annem sırf yapsan hadi neyse de yani yapıyorum bir şey demiyoruz da. Yemesini de yiyoruz çocuğum. Yemesin. Nasıl oluyor bu tatlı? Bu tatlıyı unu koyuyoruz içine. 3 tane yumurta, 2 bardak sıvıya koy, 2 bardak su, 1 bardak süt, 1 tane kabartma tozu karıyoruz. Kardıktan sonra yarım saat dinlendiriyoruz. Ondan sonra açıyoruz. Açtıktan sonra hamuru yerlendiriyoruz. Ceviz sepiyoruz. Oklaya doluyorum, yan yan kesiyorum. Tepsiye döşüyoruz. Sonra? Sonra da yağ açtıyoruz üstüne sana yağ, 2 paket. Kızartıyoruz. Maşinga. Sonra da haşlayacağız maşingada. Maşingada yapıyoruz bunu. Evet. Tadabilir miyiz bir tane? Tabii. El cağızınla senin. Tabii. Ayının karnı doyunca kışın ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Ne yapar ayı? Uyumasına devam eder. Yine ne yatar? Karga karga neydi? Kalk dedi. Buyurun. Karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi, hadi ho 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 nene. Dana dana dasta. Ayıp oluyor ama, ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor.
Nebe nasıl? Evinde nasıl bilmem ben? Bak ne güzel kargaydık, tamam mı? Hadi onu anladık. Kılavuzu karga olan hani yolu bulamıyor, onu anladın da. Bak ayı da dedim kendi, dana ne oluyor annem ya? Danaları girmiş bostana. Ha ninni anlamında dana. Ninni söyleyeceğim. Bir an üstüme alınır gibi yaptım ben de. Efendim Ahmet Eren köyünde yörük kına gecesi nasıl olur? Gösteriyoruz. İsmin ne gelin hanım? Ayşe. Ayşe. Sevdiğin birine gidiyorsun anladığımız kadarıyla, doğru mudur? Doğru. Ha, sesinden anladığımız kadarıyla. Ne o kız, normalde bu türküyü duyanlar ağlarlar. Sen hafiften kikirdiyorsun benim. Görmüyoruz bir şey, anlamıyoruz da. Kikir kikir durumu. Bunları gerçek mi bunlar? Evet. Gerçek. 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 Kim onları ayarlıyor, hazırlıyor? Kayınvalidesi. Kayınvalidesi. Kaynatası, kaynanası. Ayarlı oğlan da çalışmış oluyor. Gelin kızına altın yapıyorlar, bilezik yapıyorlar. Bak ondan sonra da diyorlar ki işte gelin kaynana geçinemez. Nasıl geçinecek? Affedersin, nasıl geçinecek? Kaynana oğlunu kıskanıyor. Kaynana oğlunu kıskanmıyor. Altını, bileziği de alıyorlar ondan sonra. Dediğime geldin bak. Dediğime geldin. Kadın paşa paşa oturuyor evinde. Tomarla da affedersin 5 tane öküzü var. Ne bileyim 30 tane koyunu var. Oğlan günün birinde diyor ki ano ben evleneceğim. Evlen diyor. Boynu altında kalası diyor. Evlen diyor. Evlenirken ne oluyor? Aha burada bak 3 tane öküz yatıyor. Efendime söyleyeyim daha evinde de 20-25 tane koyun var. Ne oluyor? Kadının bir tane öküzü oluyor. 5 tane koyunu kalıyor. Karşılığında da bir tane gelin alıyor. Gülünü seven dikene de katlanacak. Katlanmıyorlar anam. Ah anam katlansalar. Her gelinde aynı olmuyor yalnız. Her gelinde aynı olmuyor. Kaynanaya yenilmiyor bazıları. Öyle. Bazıları yenilmiyor kaynanaya. Doğru söylüyorsun. Evli misin sen? Ben evli değilim. Sen... Yüzünü kapatalım lütfen. Lütfen. Var mı konuştuğun biri? Konuştuğum birisi de yok. Yok. Evet. Ha rahatım diyorsun yani. Rahatım. Sen kaynanayı ezdirmeyeceksin kendine. Vallahi yeri geldiği zaman ezerim de ezdiririm de. Nasıl ezeceksin? Ya oğlunu o kadar madem çok seviyorsa... Çocuksun bana ya.
Tamam, örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatalım. Bunları da ekrana taşıyalım ama. Ben kına gecelerinin adamı değilim ki ben ya. Değil mi ya? Sen de değilsin ya. Ya biz habire kınayı getiren ey. Gece koynunda yatıran ey. Ne bileyim evim yani. Maksat kültür hizmeti olsun diye söylüyorum. Yoksa yani bizim yerimiz buralar değil ya. Bizim yerimiz efendim halı sahalar ya. Havuzlar mavuzlar ya. Söyleyeyim ben sana ya. Siz yani evlendiğinizde kaynananız nasıl davranırsa öyle davranacaksınız ona, öyle mi efendim? Yani o bana nasıl davranır? Başladık hafiften yampirleşmeye. Ya o bana nasıl davranır? Pek iddialıydık. Hayır canım, yani bana nasıl davranırsa. Tamam. Ben kaynanan onu... bir gün kalktı. Heh. Dedi ki kaynanadan sonra gelin kalkmaz kızım dedi. Aldı bir tane çubuğu kabayetine çappada çappada vurdu. Ne olur? Ya ben kaynanam beni dövdüğü zaman ben de onu dövmem ama. O çubuğu alır. Kafasında paralar mısın? Oğluna açık sorayım. Oğluna söylerim, ayrı ev isterim. Ayrı eve çıkarım, kaynanamla oturmam. Oldu. Köyde zaten yamaca doğru çıktın mı siteler var. Ayrı ev isteyen gelinler sitesi. Güvenlikli, hidroforlu, saunalı ve jacuzzili. Nereye çıkıyorsun kızım? Hangi ayrı eve çıkıyorsun sen? Sen sıyırdın mı? Kadın sadece şu kafandaki şeyleri takacağım diye 3 tane öküz satacak. Daha ne ayrı evi? Peki ne... oğluna söyledin. Dedin ki anam beni dövüyor. Anamdır, döver de sever de dedi. Ne olur? O zaman işte iş kötüye gider. Gider. Evet. Gider. İnceldiği yerden kopar. Hadi be. Tabii. Ya oğlu öyle davranıyor. Kaynana öyle davranıyor. Ne yapacaksın orada? Hiç. Seviyorum mesela çocuğu. Ben seviyorum. O da seviyorsa demek ki beni annesine ezdirmemesi lazım. Direkt televizyon programındasın değil mi? Yok, televizyona öyle çıkmayız. Siz efendim evli bekar? Ben bekar. Bekar? Evet. Benziyorsunuz siz sanki. Kardeş. Evet. Hanginiz büyük? Ablam, o büyük. Peki sırayla mı gider evlilikler? Sırayla gider. Yani sıra sizde. Sıra bende. Benim büyüğüm vardı. Evlendi. Şimdi sıra bende. Memnun mu kız? Memnun, çok memnun. İyi maşallah. Yok muymuş o eniştenin? Yok, bir oğlan o da. Hadi be. Evet, bir oğlan çıktı. Yapma be, üç oğlan olaydı da. Üç oğlan olaydı, üçümüz de giderdik. Üç gelin tek kaynana, vallahi billahi. Aa, onun kaynanası da çok iyiydi. İkimiz. Kısmet be ayol, Neriman'cığım be. Kızın yüzü görünmez mi? Görünmez. Niye görünmüyor? Anlamı bu. Hiçbir şekilde görünmüyor. Hiçbir şekilde görünmüyor. Bir kapandığı zaman hiç gözükmez. Ne kadar kalacak böyle kapalı? Ya gelini kapattıktan sonra akşama kadar, hiç eve gireseye kadar, bunlar bozulasaya kadar hiç gelinin yüzü gözükmez. Sadece beyi mi görebilir yani yüzünü? Beyi görer. Ondan önce de yemek yedirirsek kızın arkadaşları yemek yedirir ona. Nereden yiyecek bu yemeği? Açıyoruz biz onu. Ha, bir tek siz görüyorsunuz. Hı-hı, yani. Biz görüyoruz, açıyoruz, ona yemek yediriyoruz. Halay çekmek istedi kız, oynamak istedi, ne olacak? Bizim gelin oynamaz. 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 Yörük gelini? O pazartesi günü oynar. Nasıl, evde kendi kendine mi oynuyor? Hayır, pazartesi gitti günü. Gitti düğünüm, tüh 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 tüh. Hayır, pazartesi günü sabahleyin kalktığımız zaman kızın arkadaşları, komşular toplanır, geline el öpmeye gideriz. Gelinin elini öpmeye? Hı, gelinin elini öperiz. O bize herkese çember verir. Yöresel oyunumuzu oynarız, bakır oyunumuzu oynarız. Gelin de o zaman oynar. Gelinimizi oynattıktan sonra yakın bir çeşmemiz vardır. O çeşmeye götürürüz. Oraya bıçak, darak saklarız. Onu ahıra soktururuz elini. İneğe teptirirsin. Daha ne, bitmedi mi daha bu? Bitmez, uzun. Ya, ahıra girdi, ne oldu? Ya kolunu kıvırır. Ahırın içine biz bulandırırız, tarak saklarız, bıçak saklarız. Ya bıçak mı bulacak, tarak mı bulacak? Bıçak bulunca ne oluyor? Bıçak bulursa oğlan oğlu olacak. Yok ya. Evet. Yok ya. Ya kızlardan tarak bir... bulunca ne oluyor? Kız olur. Allah Allah. Ya kızlardan birkaç tanesi koşar, damatta müjde çekerler. Damat da salak ya. Kız tarak buldu, eyvah ya, kızım olacak. Kız, olur mu öyle şey? Kız olacak deyince zaten para vermez. Oğlan olacak ne bildiği için o zaman verir parayı. He, kız olacak diye sevinmiyor ama sevinmiyor. Bilmiyor ki arkadaş. Kız büyüdüğü zaman 3 tane dana, ne bileyim 25 tane koyun parasını getiriyor eve. Ey yavrum ey.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.